Bizanslılar devrinde İstanbul'da bir doktor yaşıyordu. Bu doktor hiçbir dine mensup olmadığı gibi Allah-u Teala'nın da varlığını inkar ediyor ve her şey kendi kendine oluşmuştur diyordu. Alemin bir yaratıcısı olduğunu kabul etmiyordu. Mesleğinde müteassıs olup sorulan her soruya cevap veriyordu. Hristiyanlardan kimse artık bu doktora cevap veremez hale gelmişti. Yalnız dünyanın bir yaratıcısı olduğuna delil getirip beni ikna eden olursa bu davamdan vazgeçerim diyordu. Karşılaşıp münazara ettiği herkese mağlup ediyor, cevapsız bırakıyordu. Kendisini dinleyen herkese dinsizliği aşılıyor, fikirlerini karıştırıyordu. Bu doktor karşısında Hristiyanlar aciz kalmıştı. Durumu krallarına anlattılar. Buna ancak Müslümanların cevap verebileceğini söylediler. Bizans kralı Abbasi halifesi Mednun'a bir elçiyle şöyle bir mektup gönderdi. Mektubunda size gönderdiğimiz bu doktor dinsizdir. Bir yaratıcı olmadığına inanmaktadır. Yanınızda münazara edecek ve bunu ikna edip mağlup edecek bir alim bulunursa çok iyi olur yazıyordu. Abbasi halifesi müşavirlerini toplayıp onlara danıştı. Oradaki ilim sahipleri dediler ki, ey halife, ilk önce onun müteassıs olduğu tıp ilminden imtihan edelim, deneyelim, sonra ona göre bir karar verelim dediler. Ertesi gün kalabalık halinde geldiler. Doktor da oradaydı. Herkes bir şişeye idrarını koyup birbirleriyle değiştirdiler. Her şişenin kime ait olduğunu bilmek için de özel işaretler koydular. Hepsini getirip bu inkarcı doktorun önüne koydular. Doktor önce şişelere, sonra da orada bulunan insanların yüzlerine baktı ve hiç yanlışlık yapmadan bu falancanın, bu da falancanındır diye tek tek saydı. Şişelerin üzerindeki işaretlere baktıklarında hepsi dediği gibi olduğunu gördüler. İki kişinin idrarını karıştırdığı şişeye de bakarak bu falanca ile filancanın onlarda şöyle şöyle hastalıklar vardır, ilaçları da bunlardır dedi. Hepsini doğru söylemişti. Hepsi onun işine şaşırıp aciz kalmışlardı. Sonra onunla münazara edecek birini bilmiyoruz dediler. İçlerinden birisi büyük alim evliyanın üstünlerinden Nişaburlu Ahmet bin Harp Hazretleri dün gece buraya geldi dedi. Hacca gidiyor. Bununla ancak onun münazara edebileceğini sanırım dedi. Halife Ahmet Bey'in yanına birini gönderip durumu ona bildirdi. O da buyurdu ki siz münazara meclisini falan saatte halifenin sarayında hazırlayın. Ben biraz geç geleceğim. Geç geldiğimde de bana niçin geç kaldığımı sorarsınız dedi. Dediği gibi yaptılar. Ahmet bin Harp Hazretleri gelince halife ona ne için geç kaldığını sordu. O da abdest için Dicle Nehri kenarına gittim. Orada tuhaf bir şey görüp ona baka kaldım. Bu yüzden de geç kaldım dedi. Halife ne gördünüz ki diye sorunca Ahmet bin Harp Hazretleri şöyle cevap verdi. Gördüm ki topraktan bir ağaç çıktı, büyüdü, kimse kesmeden yıkıldı, kimse müdahale etmeden de tahta şeklini aldı. Bu tahtalar kendiliğinden birleşip marangozsuz, çivisiz sandal oldu. Sonra da suyun üzerinde kayıkçı olmadan gitmeye başladı. Bunu seyredip geç kaldım dedi. Bu saçmalıkları duyan inkarcı doktor dayanamadı. Bu saçma sapan konuşan ihtiyar mı bizimle münazara etmeye geldi? Bu delidir. Bununla münazara etmeye değmez. Bunun üzerine Ahmet bin Harp şöyle cevap verdi. Niçin saçma sapan konuşayım ve deli olayım? Doktor kendinden emin bir şekilde konuştu. Saçma sapan şeyler söylüyorsunuz. Koskoca ağaç birdenbire büyür, kesilir ve tahta olur. Kayıkçı olmadan su üzerinde gider dediniz. O zaman Ahmet bin Harp son sözü söyledi. Ey doğruluktan uzak insan! Bir sandal için bu imkansız olunca, yani ustası yapıcısı olmadan bir sandal olmaz. Bu dünya bu sağlamlığı ile binlerce güzel yaratıklar sanat erbabını hayran bırakan eşsiz tabulları ile asıl bir yaratıcı yapıcı yoktur diye böyle hezeyan söyleyen saçmalayan delidir. İnkarcı doktor bu cevap karşısında şaşırıp kalmıştı. Bir an düşündü, başını kaldırdı,
insafla kendi kendine bilgisine güvenip böbürlenmemeli ve inkarcı olmamalıdır. Şimdi inanıyorum ki Allah-u Teala vardır deyip iman etmek istedi. Ahmet bin Harp ona kelime-i şehadeti ve manasını öğretti. Böylece bir insanın inkardan kurtulup sonsuz saadete kavuşmasına vesile oldu.